Herkese selamun aleyküm. Acayip Garip TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz gençler. Kuratörüme gelen oyunlar serimizin 36. bölümünde Hyper Zen Training oyununu oynayacaktık fakat oyna dememe rağmen oyunu açmıyor gençler. Yani sistemim de yetiyor. Sistemim oyunu kaldıracak bir düzeyde olmasına rağmen oyunu oyna dememe rağmen oyunu çalıştırmıyor işte. Şimdi bir daha deneyeceğim bakın. Gördünüz mü? Aynen böyle oluyor. Küçük bir CMD ekranı açılıyor. Ondan sonra oyuna giriş yapmıyor. Dosyalarını doğruladım oyunun. Ona rağmen böyle bir hata veriyor. Yani başka bir yerde de görmedim böyle bir hata. O yüzden olumlu ya da olumlu inceleme yazmayacağım oyun hakkında. Oyun başlamadığı için. Oyun bir basit eğlence oyununa benziyor. Böyle şekiller var. Şekilleri vurarak ilerlemeye çalışıyorsunuz gibi bir oyun yapmış. Geliştirici. Oynaması ücretsiz zaten. İsteyen deneyebilir yani. Ben de çalışmadı. Oyun sistem gereksinimleri de yetiyor yani oyun için. Benim sistemim yetiyor. Ona rağmen çalışmadı. Ben de anlayamadım. Eğer oyunu oynayanlarınız varsa bir yorum atarsa sevinirim videoya. Hyper Zen Training oyununu oynayan varsa. Bunun dışında herkes olumlu inceleme yazmış oyun hakkında. Bunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi bütün inceleme yazanlar hepsi de olumlu. Alayı da olumlu yani. Türkçe dil desteği var mı diye sorarsanız yok. Sadece İngilizce ve Fransızca desteği var oyunun. Eğlenceli bir oyuna benziyor. Eğiminizi geliştirebileceğiniz bir oyuna benziyor birazdan. Odaklı oyunlar için yapılmış antrenman oyunu diyebilirsiniz oyuna. Bu türde bir oyun vardı ya. Bu oyuna benzer bir oyun vardı. Neydi oyunun adı? Aklıma gelmedi şu anda. Şurada yazanlar olmuş mu? Yok. Yazanlar olmamış. Düşük sistem isteyen gördüğünüz gibi Windows 7, 8, 10 hepsinde çalışan 2 çift çekirdek işlemci isteyen 2 GB RAM isteyen Vulkan 1 destekli ekran kartı isteyen ve 100 MB kullanılabilir alan isteyen bir oyun gençler ama bende çalışmadı şu an. Siz de deneyin. Eğer size de çalışmıyorsa sorun benlik değildir. Oyunsal bir problemdir. Ona da yapacak bir şeyim yok zaten. 2 seneden fazla olmuş oyun çıkalı zaten. Bu oyuna benzer bir oyun vardı ya. Neydi oyunun adı? Eğim oyunuydu da. Eğim yazsam çıkar mı acaba? Eğim Hero muydu? Galiba öyle bir şeydi. Biraz buna benziyor evet. Oyun ne abi? 10 liralık bir oyun ben bu oyunu. Niye yok saymışsın? Sistemim yetmediği içindir büyük bir ihtimalle. Sistemim de yetiyor. Bu tipte bir oyun geliştir. Bu oyuna benzer bir oyun yani. Eğiminizi geliştirmeye çalıştığınız
türde bir oyun yapmış, o Hyper Zen Training oyunu. Ha, şu Super Hot mıydı? Ha, Super Hot, Super Hot'a benzeyen bir oyun yapmışlar. Fazla oynanmamış tabii o oyun. Bu oyun bayağı oynanmış yani. Sistem gereksinimleri yüksektir herhalde bu. Çok da yüksek değilmiş, normalmiş. 650 GTX istiyor. Evet, bu oyuna benziyor. Biraz da şu Aim Hero'ya benziyor oyun. Yani FPS oyunlarında eğiminizi geliştirmek için yapılmış bir oyun geliştir diyebiliriz oyunu. Oynaması ücretsiz zaten. Görebileceğiniz gibi videosundan da. Çizimlerle yapılmış, çizerek yapılmış bir oyun. Evet. Kaç dakikalık video? Bir dakikalık. Gördüğünüz gibi eğer çalışırsa böyle bir oyun oynayacaktık. Oynayamadık. O yüzden böyle bir bilgilendirici inceleme yazayım dedim. Beğenenler varsa denesinler derim. Zaten oynaması ücretsiz. Gördüğünüz gibi Fransız tarafından yapılmış herhalde oyun. Çünkü Fransızca desteği var. Bunun haricinde diyecek başka da bir şeyim yok. Başka oyunu var mı bu geliştirici için, ona da bakalım. Başka da yok zaten. Oyun oynanır mı? Yani eğimi iyi olmayanlar, eğimlerine geliştirmek isteyenler bu tür oyunları oynayabilir bence. Yani faydası olabilir oyunların. Denemedim ama bence faydası olabilir. Çalışırsa tabii, bende çalışmadı. Türk kuratörlerden kim inceleme yazmış? Ona da bakalım diyecektim. Kimse yazmamış. Demek ki ilk biz yazacağız bunu. Bunun dışında diyebileceğim başka da bir şey yok gençler. Bu video biraz kısa sürdü, farkındayım. Zaten her zaman da uzun video çekecek halimiz yok. Evet. Ubuntu mu? Aha, Steam iOS'muş. Böyle bir oynaması ücretsiz oyun. Denenir mi? Dediğim gibi eğer eğiminiz iyi değilse oyunlarda, FPS oyunlarında böyle bir antrenman oyununa ihtiyacınız varsa indirip deneyin derim, eğer çalışırsa tabii. Ben de çalışmadı çünkü. Anlamadığım bir şekilde çalışmadı oyun. Çizimde yapılmış oyunu zaten görebilirsiniz burada. Çeşitli şekillere vurmaya çalıştığınız küpler, işte ne bileyim, daireleri, başka ne var? Piramitler de vardı galiba. Piramitleri vurmaya çalıştığınız bir oyun. Oyunu dediğim gibi önermiyorum. Ya öneriyorum ya da önermiyorum diyemem. Çünkü oynayamadım oyunu. O yüzden size böyle bir video çekeyim dedim. Şahsen. Başka da diyecek bir şeyim yok oyun hakkında. Bundan sonra oyunu çekecektim. Ne oyunun adı? Şurada vardı kütüphanede. Nerede o? Çok mu gitti? Double oyun. Şu oyunu çekeceğim gençler. Bu videodan sonra.
mağaza sayfasını açarsak görebiliriz diye düşünüyorum. Kötü bir oyun değil. Herkes önermiş. Türk yapımı mı bu oyun? Yok, Türk yapımı değil. Türk yapımı değil. Sistemim yetiyor zaten. Allah'a şükür. O kadar kötü sistemim yok yani. Tomato Fantasy Games, Crafty Games yayını ile birlikte Tomato Fantasy Games yayınlıyor oyunu. Ayrıca Tomato Fantasy Games de geliştiriyormuş oyunu. Gideri var oyunun bence. Double bakılır yani videoda diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu videodan sonra double oyununu çekeceğim. 37. bölümde. O da son video olacak. Yani son video derken 3-4 ay sonra sonraki video gelecek. 38. bölüm 3-4 ay sonra gelecek. Eğer derseniz haftada bir, yok 2 haftada bir bilmem video gelsin derseniz, normalde 2 haftada bir ortalamayla video çekiyorum da, 2 haftada bir ortalamayla video çekiyorum da 2 haftada bir video hemen gelsin derseniz, o zaman kanalın abone sayısını 500 yapmanız lazım. Yani 100 aboneyle ancak bu kadar sürede video atabiliyorum. Zaten diğer kanallarım da var. Onun da etkisi var tabi de. Diğer kanallarım bulunmasa hızlı video gelir miydi? Gelebilirdi ama diğer kanallarımda da böyle yabana atılacak içerikler yapmıyorum. Bu kanal bağımsız yapımcı oyunlarına özel bir kanal. Bunun dışında diyecek bir şeyim kalmadı gençler. Şöyle bir oyun geldi bana kuratörden bu arada. Liberated. Kutuda durmuyor oyun bakalım. Bu oyunu ben para verip almadım. Yani kuratör olduğum için, Steam kuratörü olduğum için oyun bana bedavaya geliyor geliştirici tarafından. Gönderiliyor. Ben de videolarda böyle deniyorum. Bakıyorum nasıl bir oyunmuş diye. Bu oyun da bana bedavaya geldi bu arada. Hani böyle bir oyun bedavaya geliyorsa benim kuratörüm öyle yabana atılacak bir kuratör değildir diye düşünüyorum gençler. Kuratör sayfamı da göstereyim mi son olarak? Kaç dakika oldu videoya gireli? 12 dakika oldu. Güzel. Bir yeri daha yap abi. Şöyle oyunlar açık kalsın. Burada. Bir sol daha yapacağız. Şuradan profil diyeceğim. Yani şurada Türkiye Cenis Triyers yazıyor ya, işte bu kuratör sayfası benim. 2900 takipçi mi ne vardı? En son. 2901 takipçi var gördüğünüz gibi. Bu kuratör sayfası benim gençler. Buradan da görebileceğiniz gibi yönetebiliyorum sayfayı zaten. Evet. Bu da çektiğim kanalın şu anki çektiğim kanalın kanal olduğunu görebiliyorsunuz zaten şu an kanalda yayınladığım için videoyu. Cavil Garip TV. Buradan da görebilirsiniz zaten bu sayfanın o kanala ait olduğunu. Evet. Diyeceklerim bu kadar gençler. Başka da diyecek bir şeyim yok yani. Bu arada bu sayfaya sponsor alıyorum. Bu sayfaya. Sponsor notlarla da kendime sistem almayı düşünüyorum. Tabii sponsor bulabilirsem. Şöyle bir 3000
500 lira civarı bir sistem alıp daha sonra da 6000 lira civarı bir sistem almayı düşünüyorum. 3000 liradan sonra, aldıktan sonra. Diyeceklerim bu kadar. Eğer zengin biriyseniz, bir şirketiniz varsa 2900 takipçili bir sayfayla abone olmak için, sponsor olmak istiyorsanız sponsorluklar kabul ediyorum. Yani. Çünkü sistemim iyi değil. İyi bir sistem toplamak istiyorum. Bütün kuratöre gelen oyunları tek tek denemek istiyorum. O yüzden sponsorluklar kabul ediyorum. Bunu da buradan belirteyim. Yani sponsorluk aylık para olarak değil de bir sistem yollasanız yeter ya. Öyle söyleyeyim. Sistem parası yollasanız bence yeterli olacağını düşünüyorum. Gençler. Gençler nereden çıktı ya? Sponsor olmak isteyen şeyler, şirketler. Evet. Bu videoda böyle bir videoydu. Kaç dakika oldu? 16 dakika olmuş ya. Bayağı olmuş. Neyse. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Gelecek Kuratör Medya'nın oyunlar serimizin 37. bölümünde görüşürüz. Şu double oyununda yani. Görüşürüz. Bu oyun hakkında yeterli bilgi verdiğimi düşünüyorum. Artık oynayıp oynamamak size kalmış. Tabi çalışırsa, ben de çalışmadı çünkü oyun, bakın. Deniyorum. Bir daha deniyorum. Çalışmıyor. Başlatılıyor diyor. Sonra şu küçük bir ekran açılıyor bakın. Sonra hop durdu oyun. Gördünüz mü? Oyun durdu. Evet. Keşke çalışsaydı. Neyse. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Gelecek Kuratörü Müdürü'nün oyunlar serimizin 37. bölümünde, yani Double oyununda görüşürüz. Hadi gittim ben gençler. Gittim ben, hadi. Gittim ben, gittim.